Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Habeşistan'a hicret ilk hicretti. Peygamber Efendimiz baskıların, işkencelerin ortamından arkadaşlarını kurtarmak istiyorlardı. Bir gün çevresindeki şerefli arkadaşlarına Peygamber Efendimiz, keşke Habeş diyarına hicret etseniz. İdaresinde kimsenin zulme uğramadığı bir meliki var. Güvenilir diyardır. Böylece Allah şu eziyetlerden kurtulmanız için hayırlı bir yer nasip etmiş olur. Resul-i Ekrem'in bu beyanlarından sonra Müslümanlar hicret hazırlığına başladılar. İlk kervan 14 kişiydi. Başlarında ise Hazreti Osman bin Mazun vardı. Daha sonra bir kervan daha yola çıkıyordu. Habeşistan'ın güvenli bir yer olduğu ilk gidenlerce tespit edilmiş oluyordu. Şimdi ikinci kervan yola çıkıyordu. Reisleri Cafer İbni Ebi Talip'ti, Peygamber Efendimiz'in yeğeniydi. Mekke'den sıkıntılar diyarından uzaklara hicret etmek, açlığın, susuzluğun, hastalığın, yalnızlığın nice hallerine Allah yolunda katlanmak. Mekke döneminde işkencelere, zulümlere ve baskılara göğüs gerebilmek. Hicretle vatandan, mallardan, işinden, eşinden, ciğerpare evlatlarından ayrılmak. Ayrılıkların verdiği derin ızdıraplara katlanabilmek. Bütün bunları yalnızca Rabb-u Teala için yapmak. Burada bir esas gibi, bir ilke gibi anlamamız gereken, kavramamız gereken bir çizgi vardı. Allah için katlandığın sıkıntılara karşılık Allah kulunu ihsanlarla kuşatırdı. Gönül dünyasına sekinetler ve huzur ikram ederdi, ihsan ederdi. Allah uğrunda sıkıntılar ne denli büyük olursa, kul bu sıkıntılara, bu ezalara sabırla, dirençle durabilirse, Allah'ı iç dünyasında çok ileri boyutta hissederdi. Ayet-i Kerime öyleydi. Allah-u Teala sabredenlerle beraberdi buyuruluyordu. Mazlumun yanında Allah vardı. Mazlumun gönlünde Allah vardı. Mazlumun şah damarında Allah vardı. Sen Rabbi Rahim'in rızası adına bir adım atarsan, Rabbin sana süratle gelirdi. Sen onun yolunda bir sıkıntıya göğüs gererken, o seni rahmetiyle enginliklere alırdı. Bu öyle bir huzurdu, bu öyle bir tattı ki, ancak bu iklimde olanlara ikram ediliyordu, lütfediliyordu. Onlar nice katlanılması zor çemberlerden geçmişlerdi. İnsanı dilhun eden hallere düçar olmuşlardı. Ama onlar dönüp arkalarına bakmamışlardı. O Rabbani yolun asil yolcuları olmuşlardı. Gönlümüzü iman nuruyla aydınlatan Rabbi Rahim'imize hamd ediyoruz. Sırtımızı güvenle dayadığımız bir inancımız var. Bize yol gösteren kitabımız var. Onu bize tebliğ eden, açıklayan, yaşayan, nasıl yaşayacağımızı gösteren önderimiz, peygamberimiz Muhammed Mustafa'mız var. Asırlar boyu ifrat ve tefritten uzak, dengeli, ihlaslı ve samimiyetle göz nuru döken, ince bir dantel gibi bir gergef işlercesine Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyeyi inceleyen alimlerimiz var. Onların destansı boyutlarda ümmeti ihya eden dev eserleri, kitapları var. Rabbi Rahim'imiz öyle buyuruyordu. Ben erkek olsun, kadın olsun, içinizde güzel amel işleyenlerin amellerini zayi etmem. Fussilet suresinin 33. ayetinde ise insanları Allah'a çağıran, hayırlı, güzel işler yapan ve gönülden ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel söz söyleyen kim vardır? Tarihi süreç içerisinde nice sıkıntılar çekilmişti, nice engellemeler olmuştu ama iman kervanı asla durdurulamamıştı. En umulmadık yerden yollar açılmıştı. Tevhid ehline, iman kervanına yol açılmıştı. Duraksama olabilirdi, tökezleme olabilirdi, bir süre yolunu kesme olabilirdi. Ama asla durdurulamazdı.
Tökezletilse bile kalkar yoluna devam ederdi. Düşürülse bile kalkar yolculuğuna devam ederdi. Müşriklerin özenle üzerine durdukları bir nokta vardı. Hakikat ehlini konuşturmamaktı. Hak yolcularına konuşma imkanı tanımamaktı. Onlar konuşursa müşrik mantık çıkmaza girerdi. Onlar konuşursa küfrün temelsizliği ortaya çıkardı. İmanın zemini hakikatti, doğruluktu. Küfrün zemini yalandı, yalancılıktı. İman ehli konuşursa küfrün mahiyetinin boş olduğu, yaldızlı sözlerle bezenmiş kof bir yalan olduğu ortaya çıkardı. Küfrün temeli yoktu. Küfür ehli varlığını tesadüfe bağlıyordu ya da varlıklar alemini kendi kendine olmuş olduğunu iddia ediyordu. En basit bir oluşum bir sistem içinde vücut buluyordu. Tesadüfe yer bulmak mümkün değildi. Bu bir zandı. Bu kuru bir iddiaydı. Aslında bu bir yalandı, yalancılıktı. En büyük yalandı. Akıllara durgunluk veren sistemde tesadüf iddia etmek yalanların en gülüncü, yalanların en büyüğüydü. Ya da kainatın kendi kendine olduğunu iddia etmek, her varlığın sınırsız bir güce sahip olduğunu söylemekti. Zavallı varlıkları sınırsız güç sahibi, sınırsız bilgi sahibi algılamak tam bir çıkmazdı. Olmayacak olanı iddia etmekti. Yani yalandı, yalancılıktı. Bu nedenle küfrün sakinleri ehli tevhidi konuşturmak istemezlerdi. Susturmayı tercih ederlerdi. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e konuşma imkanı vermiyorlardı. Kur'an'ın dinlenmesine müsaade etmek istemiyorlardı. Ayetler her varlık gibi Allah'a çağırıyordu. İnsanın sorumluluğunu haykırıyordu. Başıboş hiçbir şeyin olmadığını bildiriyordu. İnsanın asla başıboş olmadığını vurguluyordu. İnsanı varoluş hikmetine, varoluş anlamına çağırıyordu. Heva ve heveslerini ilah edinenlere bu çağrı ağır geliyordu, çok ağır geliyordu. Kendilerini Allah'tan müstağni görüyorlardı. Kendilerini hiçbir şeye muhtaç değilmiş gibi sayıyorlardı. Ayet ise bu mantığa, bu anlayışa sesleniyordu. Ey insan, diyordu ayet, sonsuz ikram sahibi Rabbine karşı seni müstağni kılan nedir? Rabbine muhtaç değilmiş gibi olan bu hal neyin nesidir? Gönüllerin kirlenmesi ne kadar kötüydü. Kalplerin simsiyah olması ne vahimdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.